Arkadaşlar tekrar merhabalar. Gaussian Park tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim tablodan çıkan hatları aktaracağım sizlere. Dün birkaç hat vardı. İyi koşmasını beklediğim iyi çıkan hatlar. Onlar ne yazık ki yoklar yarışlarda. Biri hiç yok. Sonuncu olmuş hatta. Yani kazanması gereken grubun en iyi hatı. Yarışı ikincilik son yarışı. Böyle şeyler de oluyor. Bu at yarışında var ne yazık ki. Birinci koşu şartlı dişi. 3'ün 10'u safkan. Ben de kazanır da. Bu kalite handikap puanı iyi veren bir safkan. Kazancı da var. 3-1 bu atın bir benzeri durumda. 4 yaşında bu atlardan birincilik, ikincilik gelmesi gerekir. Birinci koşu için görebildiklerim bu. İkinci koşu altılı başlangıcı. Burada şartlı bir yarışta. 3'ün 10'u safkan Louis Raiz'le. Grubun en kaliteli atı. Dün de vardı böyle bir at. İşte 10 atta 9 atta 10 atta 10. falan oldu sanırım. Yoktu ata baktım. 3'ün 10'u safkan kazanır da tek olma ihtimali de çok yüksek bir safkan. Rakibi Irat Ortiz'in 4'ün 10'u safkan kalite handikap puanı kazancı gene iyi olan safkanlardan. Formda atlardan bir tanesi. Diğer atlar AGF dahil. Diğer atların yazımını size bırakırım. Yani ben de ön planda çıkan atlar bunlar olmuyor. Üçüncü koşu, satış koşusu şartlı mücadelede. 2'nin 10'u safkan. Burada ben de gene iyi koşmasını beklediğim, kazanmasını beklediğim safkan olarak karşıma çıktı. 4 rakip son yarışını ölçü almazsam AGF'de çıkmış durumda. 4'ü rakip öneririm. 6'nin 10'u safkan grubunun kaliteli atı olmasına rağmen 9 yaşında. Ancak sürprizde kalır. Bu tip kısa mesafeli yarışlarda 9 yaşında atları biraz geri planda tutarım kendi adımı. Sıralamam bu şekilde. 2 tek olabilir. Diğer atların yazımı yine size bırakacağım. 4. koşu maiden geldi. Rat Ortiz'in bindiği safkan grupta handikap puanlarına baktığımda en kaliteli at durumunda. Tabelasız tabi. AGF'de çıkmayınca ağırlık binmez. AGF ağırlığı binmez. Rat Ortiz böyle atlarla daha ekstra bir koşu çıkartıyor. O yüzden yazılması gerekir arkadaşlar. Favorim 7, 8, 1, 4. Bunları yani içinden tercih ediniz artık. Bunları ayırmak da zor zaten. Birbirlerine çok yakın atlar. 8, 1, 4. Yani kazanacaksa ben 7'den yanayım. Beşinci koşu. Şartlı dişi. Burada da 6'ın 10'u safkan. Yüksek AGF. Yani çok inandırıcı gelmeyen bir AGF. Sizlere devamlı tablolarda anlattığım olaylardandır. Bir at çok yarış kazanmasıyla kaliteli olduğunu göstermez. Uygun gruplarda kazanır, düşük yarışlarda kazanır. Biraz iyi gruplara geldiklerinde tabii istenilen performansları gösteremezler. Yüksek AGF, yanlış AGF, doğru değil. Yazılır tek atılmaz grupta. Hani bu kazanca göre, bu birinciliklere göre aldığı handikap puanı çok kötü. 16 kalite handikap puanı verdi. Tek önermem arkadaşlar. Atacak arkadaşlara da itiraz etmem, at yarışı bu. Her zaman her şey olur. Borin 5'ten 10'u safkan. Grubunun kaliteli atlarından. Tek yarış görme dezavantajı olsa da 2 rakip olur. Kalite handikap puanıyla. Diğer atlar 1 grupta kalite handikap puanı iyi veren safkan sürpriz yapar gelir. 4 gibi 3 gibi atları. Bunları sürprize olarak değerlendirebilirsiniz. 6'ya güvenmeyin. Yani yazın ama tek atmayın. Tavsiyem bu. 6. koşu şartlı dişi mücadelede. 1'in 10'u safkan. Kalite handikap puanı son yarışı kazanması 2 yarış görmesiyle ben de favori koşuyor. Yani kazanabileceği bir grup düşüncesindeyim. Tek olabilir. 7'nin son 2 yarışı kötü. Oradan bu uygun gruba gelmiş durumda. Tabi bu grupta da iyi at var. 1 gibi. 4 gibi atlara karşı mücadele edecek. Daha AGF almış yazılır. Tek kullanmıyorsanız herhangi bir atı ya da biri 7, 4 rakipleri olur. 1'in 10'u safkın. Favorisi 1'dir buranın. Diğer atlar onlar da birbirlerine yakınlar. 2, 6, 3 gibi. Bunların yazımını tabii ki size bırakacağım. Ben de 1'in 10'u safkının favori olduğunu, kazanması gerektiğini söyleyip geçmem gerekiyor. 7. koşu mailin dişi. Burada da 2'nin 10'u safkan.
Kalite handikap puanı bir ikincilik gelmiş bu attan. Yani for Maiden dişi olduğu için de biraz at yazmakta da fayda var. Bir de onu söyleyeyim yani. Sadece yeterli değil kalite handikap puanları. İki iyi bir yarış çıkartabilir, kazanabilir yani. Grup müsait gördüm. 10 yarışın AGF'si ikincilikler gelmiş. Tabi handikap puanı, kalite puanı düşmüş durumda. 5, 6, 8 gibi AGF almış 8. Bunlar da yazılırlar. 5 kalite handikap puanıyla 2'ye benzer bir sapka. 5. Dikkat etmekte fayda var. 6, 8 sürprizde önereceğim sapkalar olur. Boston Park bugün de böyle çıktı arkadaşlar. Umarım iyi sonuçlar alırız yani, dik getiririz diyeyim. Tekrar görüşene kadar da şansınız açık olsun. Hoşçakalın.